Mümin kadınlara söyle, gözlerini harama çevirmekten kaçındırsın. Harama bakmayın diyor. Şimdi haramın ne olduğunu anlayacağız. Irzlarını korusunlar. Yani gayrimeşru cinsel ilişkiye girmesinler. Süslerini açığa vurmasınlar. Ancak kendiliğinden görünen açığa, doğal olarak görünen vücut azaları hariç. Başörtülerini yakaların üstünü kapatacak şekilde koysunlar. Şimdi baş kelimesini çıkaralım. Çünkü böyle bir ifade yok. Allah'a karşı yalan söylemiş oluruz. Değil mi? Baş kelimesi yok. Var dersen ayıp edersin. Günaha girersin. O zaman örtülerini yakaların üstünü kapatacak şekilde koysunlar. E tamam. Göğüsleri açık kadınlar var. Efendim. Onu kapatıyor. İnşallah. Yani göğüslerini. Açık yani. Üstsüz gezemezler. Koysunlar. Yani onun üstüne örtüyü vursunlar. Darbetsinler diyor. Darabe. Süslerini. Bak şimdi dikkat. Bak işine gelmeyen yere geldik. Şimdi asla kabul etmeyeceğim bir yer. Süslerini kendi kocalarına göstersinler diyor Allah. Kendi kocalarına. Doğru mu bu? Doğru. İki, babalarına. Üç, kayınpederlerine. Dört, oğullarına. Kocaların oğullarına, kendi kardeşlerine, kardeşlerin oğullarına, kız kardeşlerin oğullarına, kendi kadınlarına, sahillerin altında bulunanlardan ya da kadına ihtiyacı olmayan, arzusuz ve iktidarsız yani cinsel gücü olmayan, cinsi gücünü kaybetmiş, bir şekilde cinsel gücü olmayan, hizmetçilerden ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan, yani cinsel organını bilmeyen, kadınların cinsel organını bilmeyen çocuklardan başkasına göstermesinler. Kabul eder misin bu ayet? Etmez. Ediyorum dersen bana gel söyle. Yani ben sana yobaz demiyorum ama etmezsin. Adam diyor eğer diyor bu ayetse ben dili kabul etmiyorum diyor.